soruların cevapları. Daha fazla göndermeyin çünkü çok zaten burada. 30-40 tane var. Bazı fakültelerde diploma için başörtülü fotoğraf kabul etmiyorlar. Baş açık fotoğraf istiyorlar. Bu durumdaki kardeşlerimiz ne yapsın? Hukuki mücadelesini sürdürsün. Haksızdır. Yüzü görününce tamamdır. Başörtüsüne kimsenin sözü yoktur. İmanından dolayıdır. Hakkını almak için avukatla şeyle mücadelesini yapsın. Dini, güzel dinimize göre öldükten sonra organların bağışlanması caiz midir? Dinimize göre yakın akrabalarınızdan hangi hanımlarla el sıkışmamıza müsaade vardır? Organ nakli yeni bir konudur. Herhalde konuşuluyor, müzakere ediliyor. Müftüler, fetva kurulları bu meseleleri inceliyorlar. Bazı şartlarla caiz olduğuna fetva veriyorlar. Efendim, hanımlarla el sıkışma İslam'da yoktur. Yani yakın akraba, uzak akraba vesaire bahis konusu değil. El sıkışma, Peygamber Efendimiz beyat alırken bile el sıkışmamıştır. Yalnız örfümüzde annesinin, teyzesinin, halasının, büyüklerinin yani elini öpmek gibi bir şey örf olduğu için, öpülmediği zaman onlar darılıp kızıp şey olduğundan örfe göre ona müsaade veriliyor. Okuduğumuz derslerde öğrendiğimize göre neredeyse tüm tarih siyasal düşüncelerin kapıştığı bir süreç. Okulda Batı'nın siyasal düşünceler tarihini okurken Batı'nın şimdiki tüm halini ve buna karşılık biz İslam medeniyetinin durumunu da kavrayabiliyoruz. Şimdiki gayemiz sosyolojik ve psikolojik bakımdan ve tamamen İslam medeniyetini devam ettiren bir anlayışla İslam ve Batı siyasal düşünceler tarihini araştırıp güzelce öğrenip sonuçlar çıkarabilmek. Bu konudaki çalışmalarımızda başarılı olup Rabbimizin rızasını kazanabilmemiz için bize dua ederseniz memnun oluruz. Soru değil. Yani şeyi ilmin zevkine varmış ve o ilme göre İslami çalışmalar yapmak istiyor. Allah muvaffak etsin, Allah razı olsun. Ashabının Peygamber Efendimiz'e hitap ederken fidaki ebi ve ümmi gibi bir tabir kullandığını biliyoruz. Acaba sahabenin birbirine karşı kullandığı bunun gibi özel bir hitap, tabir veya tabirler var mıydı? Yoksa onlar birbirlerine olan sevgilerini sadece hal ile mi gösteriyorlardı? Ehi kelimesi var. Bildiğimiz kardeşim demek yani. Yani artık ehi kelimesine hangi sıfatı ekliyorlardı bilmem. Ehi el aziz, yani aziz kardeşim vesaire filan bir şeyler diyorlardır herhalde. Kardeş olarak şey yapıyorlardır yani. Malumunuz olduğu gibi efendim evet, özel bir soru sormuş. Aşırı şeriflerin arkasından ve yemek dualarının arkasından Fatiha demek ve okumak bidatlardandır diye konuşulmuş. Yine başörtüsüyle ilgili bir şikayet. Efendim, meclis başkanına şuraya buraya ilgililere intikal ettiriyoruz, bir şey yok gibi diyor. Açtığımız mahkemelerde aleyhimize sonuçlandı diyor. Okulda cemaatten abiler de yardımcı olmuyorlar diye şikayet ediyor.
erkeklerle sürekli biz muhatap oluyoruz diyor. Allah yardımcı olsun. Çeşitli çareler aramışlar. Aslında bu haksızlığın gitmesi için topluca çalışmak lazım. O yapılmamış. Bir kardeşimiz hanım efendim liseyi bitirmiş, Arapça öğrenmiş efendim, işte çeşitli İslami faaliyetlerde devam ediyor. Hafızla çalışıp çalışmayacağını soruyor. Pekala. Metotlu olarak şeye çalışsın, efendim hafızlığa çalışsın ve ezberlediği şeylerin de tefsirini okumaya gayret ederek kuru kuruya ezber değil de manasında bildiği şeyleri hafızasına almış olsun. Yapabildiği kadar, ezberinde kaldığı kadar sevabına şey yapar. Birisi ismini değiştirmek istiyor, istediğini söylemiş. Bir isim istiyor efendim. Halis olsun ismi. Efendim istihare yapmış birisi evliliği için. Fakat bir sonuç çıkmamış. İstişare istihareden önemlidir. Sevdiği üç ciddi kimseyle meseleyi konuşsun. İstiharede bir şey görmüyorsa istişare daha önemli. Ona göre yapsın. O da sevaptır. Birisi de efendim kazandığı üniversiteleri anlatıyor. Efendim başka tekrar tekrar başka fakültelere gitmek için üniversite imtihanlarına girdiğini anlatıyor. 3 senedir işim ters gidiyor diyor. Dua istiyor. Şimdi tabii bir insanın başladığı bir şeyi devam ettirmesi lazım. Gayret etmesi lazım. Sebat önemli bir husustur. Sebat edince inşallah iyi olur. Zorluklar açılır. Bankaya faizini almadan para yatırmak caiz midir? Şimdi tabii faizi almayınca faiz yeme günahına bulaşmamış oluyor. Tamam. Fakat banka faiz işlemlerini yapmaktan geri durmuyor ki. Ona bir imkan sağlamış oluyor. Onun o işleri yapmasına yardımcı olmuş oluyor. Yani haram olan faiz almaya verme işlerini yapan bir şeyi, müesseseyi takviye etmiş oluyor. Avrupa ülkesinde durum nasıldır? Orada bankaya para yatırıp faizini almak caiz midir? İmam-ı Azam'a göre caiz, bazı müçtehitlere göre caiz değildir diyorlar. Şeyde Fikri Yavuz'un Muamelatlı İslam Fıkhı ve Hukuku kitabında onun cevazına dair hadis-i şerif ki yani diğer küfürde Müslümanla kafir arasında faiz işlemi cereyan etmez diye hadisi şerifi yazıyor. Onunla amel edebilir. İslam'a göre kadın çalışmalı mıdır? Kadın çalışır. Yani çalışmanın cinsi önemli. Kadın da çalışır, erkek de çalışır. Şeriatın ahkamının çiğnenmediği bir usulle çalışabilir. Tarlasında çalışır mesela. Efendim kendi evinde dikiş işinde çalışabilir. Çalışamaz diye bir şey yok. Erkeklerle ihtilat halinde, namahremlerle bir arada vesaire de olunca mahsurlar çıkıyor. Kur'an kursu imtihanlarına girmek isteyen kardeşlerimiz varmış. Geçenlerde bir Kur'an kursu hocası aradık, bir türlü bulamadık. Hakikaten büyük eksiklik. Kardeşlerimiz ona rağbet etsinler inşallah.
güzel hizmetler yapmalarına vesile olur. Zikirlerini aksatan bir kimsenin ne yapacağını soruyorlar. Tabii tevbe edecek, bir daha yapmamaya azmedecek ve bir daha o ihmali yapmamaya çalışacak. Almanya'da yeni bir dini parti kuruldu. Bu konuda bilginiz var mı? Dini parti, yani Almanya'da kurulmuş dini bir parti mi, yoksa Almanya'da kurulmuş dini bir devlet mi? Yani haberimiz var da, yani senin haberin var mı? Parti mi, şey mi? Dini parti kurmak Almanya'da serbest. Hatta Hristiyan demokratlar bilmem neler, birisi iktidara geçiyor, birisi muhalefete geçiyor. Bizde onun şeyi yok. Orada serbest. Ama sorusu başkaysa bilmem. Farkında olmadan, istemeyerek konuşma arasında yemin ediyorum. Efendim, işte o yeminlerin o zaman cezası olur. Yemin etmemeye alışacak. Yani yemin edip de tutmadığı zaman yemin kefareti vermesi lazım. İkinci soru olarak da yine bu arkadaş aynı şeyi sormuş. Almanya'da kurulmuş olan İslam devleti hakkında çeşitli şeyler duyuyoruz. Çekimser kaldım. Hocam olarak size sormayı uygun buldum. Aslı nedir? İşte orada bir devlet kurmuş. Aslı o. Ders almak isteyenler varmış. En sonunda, yani gidene mani olmayalım diye onları anlatırız sonra. Uzaklara gidecekler olabilir. Şunları biraz hızlı geçelim. Evet, birisi de gördüğü bir rüyayı anlatıyor efendim. Rüyada güzel şey görmüş. Efendim, birisiyle evlenme meselesinde, istiharede o müsbet. Ama büyükleri ikna edemiyorlarmış. İkna etmeye çalışmak lazım. Yani zorla yapma yolu pek uygun değil bazı mezheplere göre. Gelemeyenlere kayınvalidem ve annem ders almak istiyor. Gelemiyorlar. Ders tarihini ben yapabilir miyim diyor birisi. Yapsın, müsaade ediyorum. Pekala, kabul ettik. Gelsin, sonra bir ara bizimle görüştürsün. Şimdi birisi de sormuş ki, ruhsatlı silah almanın faydaları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ve iddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayl turhibun bihi aduvallahi ve aduvekum. Yani kafirlere karşı gücünüzün yettiğince silah hazırlayın. Tabii bu silah artık o kadar ileriye gitti, o kadar modernleşti, o kadar elektronik ilmi işin içine girdi, o kadar uzaklardan öyle şeyler yapılıyor ki bizim bu silahlar, şeyler, bilmiyorum ne işe yarar. Yani ruhsatlı silah sadece işte bir çok basit bir takım şeylerde, mesela dağa, bağa, kıra, bayıra gittiği zaman üstüne bir kurt, çakal filan hücum ederse belki ona patlatmakta işe yarar. Siz öleceği zamanı da bilmeli diye bir söz söylediniz. Bunu bir zahmet açıklar mısınız? Öleceği zamanı bilmeli demedim. Yani öleceği zaman da güzel ölmeyi bilmeli dedim. Yani böyle korkakça, kaçarak, günah üzere, yalan yanlış bir şekilde, gafilce, cahilce filan değil de, yani yaşamasını bilmek kadar ölmenin de bir tabii temenni edilen güzel şekli var efendim. Hani yalan yanlış yollara düşülmesin, yanlış bir durum olmasın diye onu anlatmak istiyorum. A cemaatine bağlı birisinin B cemaatine devamında bulunması doğru mudur? Doğrudur. Yanlış değildir. Mahsuru yoktur. Çünkü ilim Çin'de bile olsa alınır. Efendim, gidilir, dinlenir.
dinlenmemesi veya gidilmesin denmesi doğru değildir. Çünkü hadisi şerifler vardır böyle yapmanın günah olduğuna dair. Sadece gidilmesin şuna denilebilir. Yani bir hoca efendi gidilen yerin batıl bir yol olduğunu, yanlış bir yer olduğunu biliyorsa o zaman oraya gitmeyin. Çünkü orada yalan yanlış şeyler yapılıyor, söyleniyor manasına diyebilir. Yoksa müsbet vasıflara sahip olan bir yere engel olmamak lazım. Bazı kuruluşlar Bosna Hersek için para topluyorlar. Bunlar tam yerine ulaşıyor mu? Tabi toplayanları çok iyi takip etmek lazım. Efendim, önemli bir nokta. Acaba yerine varıyor mu, varmıyor mu meselesi? Parayı veren kimselerin paranın tam yerine sıhhatle ulaşmasını da düşünmesi lazım. Bunu da sağlaması lazım. Bunun için ya parayı toplarsınız, itimat ettiğiniz bir kimse götürür verir, en itimatlı kimseye, ya fiilen muhtaçlara verilir, ya oradan bir aileyle anlaşılır, konuşulur, biliyorsunuzdur, zekatınızı vesaireyi ona verirsiniz, ya oradan buraya gelmiş bir kimseye verirsiniz. Önemli bir nokta, yani bu hususta titiz olmak gerekir. Birisi diyor ki, birisi bir kimseyle nişanlanmış, evlenmek istiyor. Fakat annesi babasından 8 yıl önce ayrılmış. Ayrılma nedeni annesinin bazı kötü halleriymiş. Arkadaş tereddüt ediyormuş. Acaba böyle kötü huylu bir annenin çocuğu da kötü olabilir mi diye. Efendim, herkes İslam'da kendisi kendi halinden sorumludur. Efendim, tevbe etmişse, sıdk ile hak yola girmişse eski günahların hepsi silinir. Birisi ötekisine doğrudan doğruya böyle tesir etmez. Halini incelesin. İyi halli bir kimse ise inşallah Allah onu öyle duruma düşmekten korur. Birisi hatim indirmiş, onun duasını istiyor. Bir de diyor ki, sizin bazı yazılarınızda efendim devletimiz, devlet büyüklerimiz, ordumuz gibi kelimeleri kullanmanızı bazıları eleştiriyorlar. Ben şahsen anlıyorum ama siz de bir açıklar mısınız diyor. Evet, maalesef şeyler, yani yazı yazmak ve konuşmak çok zordur. Sizin düşündüğünüzü karşı tarafa tam anlatabilmeniz lazım. Bunu anlatmak için kullanılan vasıta kelimelerdir. Efendim, bunlar da bazen tam anlaşılmaz. Yani birisi mangal altı der, ötekisi kralın tahtı anlar filan, hani tekerlemelerde var. Efendim, Hacivat Karagöz oyunlarında olduğu gibi olabilir bazen. Ters anlaşılır. Ve haksız yere bir insanı da, yani bir gayri mektesebu, yani iktisap etmediği bir suçtan dolayı suçlamak da büyük günahtır. Yani yanlış bir şeydir, bühtandır, iftiradır. Şimdi biz devlet büyüğümüz dediysek, yurdumuz dediysek, ordumuz dediysek, efendim dünyamız dediysek, mesela efendim asrımız dediysek, bu normal olarak içinde bulunduğumuz şey demektir. Yoksa dünyanın içindeki kötü insanların kötülüğünü tasvip ediyoruz demek değildir. Yani asrımızın içindeki kötülükleri tasvip ediyoruz efendim demek değildir. Kendimizin içinde iştirak ki olmayan bir suçtan dolayı biz suçlanamayız herhalde. Yani onu suçlayan da kötü niyetinden dolayı suçluyor demektir. Yanlış olur. Bizim o sözleri söylememizdeki maksadımız, yani Türkiye demek istiyoruz. Türkiye devleti yerine devletimiz diyoruz. Türk ordusu demek istiyoruz. Ordumuz diyoruz. Yani içinde bulunduğumuz cemiyetin şeyi olduğu için. İyisi de vardır. İyisini düşünüp şey de yapmak lazım. Hepsini tamamen defterden de silmemek lazım. İyi memur vardır. İyi öğretmen vardır. İyi insan vardır. Kötüleri düşünüp de hepsini defterden silmek de doğru değil. Tamamen düşmanca bir tavır almak ille bunlara, o da yanlış.
tenkit edenlerin şeyi. Tanımak lazım, tanımaya çalışmak lazım, anlamak lazım, hataları varsa düzeltmeye çalışmak lazım. Netice itibariyle aynı yerde yaşıyoruz, hatası varsa anlatmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz diyoruz, bu başörtüsünü engelleyen hocaları tasvip ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama üniversite müessesi olarak bizim. Yine Almanya'daki o şeyi Cemalettin Hoca meselesi çok soruluyor. Üç oldu. Bir de efendim cemaatler arasındaki çekişmeler ne zaman bitecek diye soruyor. Güzel bir soru. Cemaatler arasındaki soru, cemaatleri destekleyen insanların körü körüne desteklemesi bittiği zaman bitecektir. Körü körüne destekleyenler, mutaassıp destekleyenler mevcut oldukça onları koyun gibi sürükleyip efendim böyle şuraya buraya saldırtan insanlar da, istismar edenler de daima olabilir. Herkes bir cemaate bağlı da olsa yukarıdaki adamın söylediği şeye uyduğu zaman o da sorumlu olur, kendisi de sorumlu olur. Kendi kafasını kullanacak, kendi sorumluluğunu bilecek, günahsa yapmayacak, sevapsa yapacak. Yani kendisi bir incelemeden geçirecek. Bu şuura eremediği zaman o onu kötülüyor, o onu kötülüyor. Çünkü menfaat meselesi giriyor, rekabet meselesi giriyor veya tanımadığı kimselere karşı cahillikten dolayı bilmeden bir düşmanlık olabiliyor. İslam'ın gıybetin aleyhinde, dedikodunun, iftiranın aleyhindeki hükümleri düşünülmüyor. Gıybet, dedikodu, iftira yapılıyor. Yani Allah'ın bir mümin kulu kötülenebiliyor vesaire. Neden? Aşağıdakilerin yukarıdakilere mesnetsiz, haksız destekleri buna sebep oluyor. Haksız bir şey olduğu zaman söylemeli. Bak sen böyle diyorsun ama bunun dinde, imanda yeri yoktur demeli. Ki ötekiler de biraz kendilerini frenlesinler. Özel bir radyo televizyon kurma çalışmaları başlatılmış. Bizler de bu kampanyaya katılmak istiyoruz. Acaba cami çıkışında para toplanması mümkün mü? Şimdilik lüzum görmüyoruz. Olunca söyleriz. Yani cami kapısında toplanacak parayla olmaz bu işler. 150 milyon efendim 150 milyar diyorlar bir televizyon kurmak için bir çalışma. Buradan 30 bin lira 40 bin lira para toplayacağız. Onunla bu iş olmaz. Birisi İngiltere'de okuyormuş, ailenin tek evladıymış, efendim Bosna'ya gitmek istiyormuş. Efendim annesi babası şuurlu mümin değilmiş, bu kardeşimiz gitsin mi gitmesin mi? Gitmesin, anne babasına hizmeti onun pozisyonunda daha önemli. İngiltere'de ankesörlü telefonların bir kısmı özel, bir kısmı devlete aitmiş. Türkiye ile görüşmek çok pahalıya mal olduğu için kardeşimiz para ödemeksizin görüşme yapmak istiyor. Şahse ve kamuya ait olduğu zaman efendim bunları kullanmak caiz midir, değil midir? Burada ilk söyleyeceğimiz Müslümanın her yerde dürüst hareket etmesidir. Şeyin yani karşı tarafın dürüst olmadığını tespit ettiği zaman cezalandırabileceği bir hareketi yapması uygun olmaz. Ama karşı tarafın kendi mevzuatı içinde caiz gördüğü bir şeyi yapması caiz olur. Çünkü kendisi zaten mevzuat olarak onu uygun bulmuş. Onun gönül rızasıyla olduğu için uygun olur. Fakat onunla yapılan anlaşma sayılıyor. Yani bizim oraya gitmemiz, onun bize pasaport vermesi anlaşma sayılıyor. Anlaşmaya aykırı hareket sayılıyor bu. Ama şöyle olabilir. Sen onun jeton attın, konuşacaktın, senin jetonunu yuttu makinesi. 3 oldu, 5 oldu. Sen de ona karşılık böyle bir şeyi belki yapabilirsin. Evet, imtihanlara girecek kardeşlerimiz dua et istiyorlar. Allah muvaffak etsin. Yani her yerde Müslümanın alnı açık olmalı. Böyle tertemiz olmalı. Herkes hayran kalmalı şeyine. Abdestsiz ders tesbih çekmek, zikir yapmak mümkün mü? Mümkündür. Yani İlle namaz için alınmış abdest gibi bir abdest şartı yoktur. O zamanda da zikir yapabilir insan ama
abdest almanın fazileti çoktur. Faziletli şeyi tercih etmeli. Evet, yani bir sevdiği kimseyi rüyada görmek için ne yapmak lazım diye soruyor birisi. Tabii dua edip yatar, onu görür insan. Bir de onu çok düşünür ve onun rızasına uygun işleri yaparsa Allah nasip eder. Sevdirme hususunda nasıl, ne yapmak lazım? Tabii yaptığı güzel işleri anlatarak sevdirebilir. Birisi hastaymış, kızı efendim 8-10 senedir devam ediyormuş. Dua istiyorlar, Allah şifa versin. Bir Fatiha okuyalım cümle hastalarımızın şifa bulması için. Birisi kendisi için diyor ki, ben iradesi çok zayıf birisiyim. Devamlı hayal kuruyorum. Kendimi kontrol altına alamıyorum. Ne yapmam gerek? Allah aşkına bana bir yol, bir çıkış gösterin. Abdestle gezerse insan tabii nefse, şeytana uymaz. O bir tedbir. Zikirle meşgul olursa yine mahfuz kalır. O da bir tedbir. Bu hususta kuvvetli olmak da bir egzersiz işidir. Oruç tutarak efendim bir takım kararlarını yerine getirinceye kadar sebat etmeye, küçük meselelerde alışa alışa bu egzersiz sonunda durumu kuvvetlenebilir. Kendisinin verdiği kararları çiğneye çiğneye de yani kararlı durma durumunu kaybedebilir. Onun için kendi kendinize karşı da saygılı olun. Verdiğiniz kararları uygulayın. Ya karar vermeyin, ya karar verdiyseniz uygulamaya kendinizi alıştırın. Bir hatanız olduğu zaman da kendinizi şöyle bir hafifçe cezalandırabilirsiniz. Mesela bir hata yaptığım zaman şu kadarlara ceza, bu kadarlara ceza veya birisi anlatıyor. Mesela sabah namazına kalkamamışsa o gün oruç tutarmış. Yani ceza olarak sen ey nefsim sabah namazına uykunun lezzetinden dolayı kalkamadım. Ben de sana bugün oruç tutmak suretiyle yemek lezzetini tattırtmayacağım diyerek hani böyle şeylerle yavaş yavaş iradeyi kuvvetlendirmeye çalışmalı. Birisi birisiyle nişanlanmış, nişanlısı bir yere bağlıymış, o başka bir yere bağlıymış. Efendim aynı yere bağlanması için ne yapması lazım? Şimdi bağlandığı yer iyi olunca bağlandığı yerde sebat edebilir. Ama bağlandığı yerde istenilen şartlar yoksa daha uygun gördüğü yere istişareyle karar verip oraya giderler, o daha uygun olur. Dertlerin en büyüğünü Mevlam sevdiğine verir sözü doğru mu yanlış mı? Bu hadisi şeriftir. Eşeddül belaya alel enbiya. Yani en büyük belalar, imtihanlar, sıkıntılar, dertler peygamberleredir. Ondan sonra evliyaullah'adır, salih kullarıdır. Bu hususta çok hadis-i şerifler vardır. Bu belalar, sıkıntılar, dertler birer imtihan olduğu için onların derecesi artıyor. Sabrı ölçülmüş oluyor. Mertebeleri yükselmiş oluyor. Eyüp Aleyhisselam'ın mesela malına, canına, evladına, sıhhatine gelen şeyleri biliyoruz. Doğrudur. Mana öyledir. Sincan Eryaman'da inşaatı devam etmekte olan cami ve kenarındaki meşrute için yardım toplamak istiyoruz. Toplayabilirler. Bence bir şey yok. Biliyorum cami güzel, içinde namaz kıldık. Verilen hayırlar yerine varır yani. İbadetlerime eskisi kadar itina göstermekte zorlanıyorum. Acaba sebebi nedir, ne yapabilirim? Bu iki sebepten olur. Lokmada kusur olunca, yediği yemekte, gıdada haram karıştığı zaman olur. Bir de o bir haram, başka azalarıyla yaptığı şeyler de haram. Günaha daldığı zaman olur. Yani günahlardan, haramlardan
daha titiz bir şekilde kaçınsın. O zaman ibadetin lezzetini verir Allah. Kaide öyledir. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Karşıdan mesela namahrem olmayan birisi geliyor. Yani bakmaması gereken birisi geliyor. Gördü, ben buna bakmayayım, ikinci bakarsam günah olur dedi, bakmadı, başı önünde geçti mesela. Canı da istiyordu bakmayı ama bakmadı, geçti. Şimdi ne yaptı? Bir günaha karşı kendisini tuttu. O zaman Allah onun içine imanın ve ibadetin lezzetini verir, dimağına. Yani bir günahtan böyle vazgeçtiği zaman o zaman lezzet gelir. Bir günahı işlediği zaman lezzet o zaman gider. Onun için haramlardan, günahlardan sakınmaya dikkat etmek lazım. Bir koca karısına çek git veya defol git dese nikaha zarar görür mü? Niyetine bağlıdır. Bundan zarar görmez esasında. Yani az önceki konuşmasından vesaireden niyeti senin nikahını şey yaptım, boşadım artık filan gibi bir manası varsa ona göredir. Ama bu sözlerle nikah bozulmaz. Günümüzde çok uygulanan döviz karşılığı Türk parası borç vermek ve yine döviz karşılığı Türk lirası almak caiz midir? Tabii bu şey olmuş oluyor, döviz borç vermiş oluyor, döviz almış oluyor. Ama Türk parası verme burada işin ince noktası, bu mahsurlu oluyor. Yani 100 mark verirsiniz 100 mark alırsınız, 100 dolar verirsiniz 100 dolar alırsınız, 100 gram altın verirsiniz 100 gram altın alırsınız, bir çuval buğday verirsiniz bir çuval buğday alırsınız, caizdir. Yani aynı cinsten olan, arasında riba muamelesi cereyan eden maddelerde miktarlar aynı olursa faiz olmaz, miktarlar farklı olursa faiz olur. Şimdi Türk parası verip de Türk parasını farklı aldığın zaman o zaman otomatik faize düşer. Çünkü 1000 lira verdin, 1200 lira aldın oluyor. Bunu yapmamak için mark olarak vermek, altın olarak vermek, mal olarak vermekten başka çare yoktur. Eğer verdiğinden fazla alırsan faiz olur. Şirketler nasıl zekat verir? Açıklar mısınız diyor. Şirketin senelik, yıllık hesabı yapıldığı zaman karı zararı ölçülür ve şeyleri efendim ortaklar bunu birbirlerine söyleyebilirler. Genel kurulda da kararlaştırabilirler. Zekatı ayrılır kardan. İnşallah öğretmen olacağım diyor birisi. Öğretmenler ve öğrencilere karşı hitabımın ya da ifadelerimin düzgün olması için ne yapmak gerekir? Bu kompozisyon kitapları vardır, hitabet kitapları vardır. Bizim de bu usta bir iki kitabımız var. Onları okur. Efendim, edebiyat kitaplarını çok okumak lazım. Ciddi edebi eserleri çok okumak lazım. Efendim, o zaman konuşması gittikçe düzelir. Yani güzel konuşanları okuya okuya, dinleye dinleye ve bu konudaki kitapları, kitaplarda söylenilen tavsiyeleri tuta tuta güzel konuşmaya, güzel yazmaya dikkat ede ede bu sonuca ulaşır zamanla. Hadis-i şerifler vahiy midir? Açıklar mısınız? Diyor. Hadis-i şerifler bir kısmı, yani kısımlara ayrılıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyin yuha, dini ahkam hususunda söylediği konular efendim boşuna konuşmaz Peygamber Efendimiz, Allah'ın bildirmesiyledir. Kur'an-ı Kerim'e vahyi metlu derler. Bu manadaki sözlerine vahyi gayri metlu derler. O da vahidir. Ama bunun dışında da beşer olarak söylediği sözler vardır Peygamber Efendimiz. Bizim talebelerden bazıları falancanın talebesine kız verilmez diyorlarmış. Doğru mu? İzah eder misiniz? Teşekkür ederim diyor. Böyle bir şey yoktur. Müslüman Müslümana kız alır, kız verir. Sadece o öbür taraftaki insanların kalitesi, durumu rol oynar bu şeyde. Birisi sormuş ki siz bir cemaat lideri olarak Bosna Hersek için neler yaptınız filan diye. Herkes kendi kendisine sorsun. Yaptığı şeyi söylemesi de doğru olmaz bir insanın belki. Sevabı kaçar diye de doğru olmaz.
Herkes kendisini sorarsa daha iyi olur. Birisi uzun zamandır ishale maruz imiş. Aynı durum devam ediyormuş. Mutlaka doktora görünmesi lazım. Tabii gıda azlığından dolayı başka hastalıklara da tutulmuş. Vücudun sıhhatini korumak için gayret göstermek, bu emanete iyi bakmak da bir vazifedir. Bunun tedavisine mutlaka girişmeli. Neden olduğunu anlamaya çalışmalı. Ve kendisini sıhhatli, kuvvetli bir hale getirmek için üzerine düşen vazifeleri yapmalı. Peygamber Efendimiz döneminde diyor birisi, insanların hepsine mi hak yola çağırdı, hepsini mi demek istiyor, Müslüman yaptı. Hepsini Müslüman yaptıysa günümüzde niçin kafirler ve münafıklar var? Bunlar sonradan kendileri mi sapık yola düştüler? Peygamber Efendimiz bir kere kimseyi Müslüman yaptı, efendim yapmadı filan gibi bir söz doğru değil. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki inneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Ey Resulüm, üzülme, telaş etme, sen dilediğini hidayete erdiremezsin. Allah dilediğine hidayeti nasip eder, dilemediğine nasip etmez. Sen ancak tebliğ ile vazifelisin. Sen peygamberlik vazifesini tebliğ et. Efendim, onların leyse aleyke hüdâhum velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Onların hidayeti senin üzerine bir vazife, mecburiyet değildir. Allah dilerse dilediğine bir ikram olarak hidayeti verir, dilemediğine vermez dediği için bir kere iş Allah'ın vermesidir, yani hidayet. Peygamber Efendimiz'in vazifesi tebliğ etmektir. Meseleyi onlara ulaştırmaktır. Peygamber Efendimiz'in zamanında da kafirler vardı, azılı kafirler vardı, müşrikler vardı ve münafıklar vardı. Onlar, yani Peygamber Efendimiz hepsini Müslüman etti de sonradan bitmiş değiller, şimdiki kafirler ve şeyler ot gibi sonradan çıkmış değiller. O zaman da vardı, ondan önce de vardı, ondan sonra da vardır. Allah'ın hükmü bu işte, serbest bırakmış insanları. Kimisi mümin oluyor, kimisi imandan kaçıyor veya mahrum kalıyor. Kimisi de nefsine uyuyor, günaha dalıyor, şeytana uyuyor. Bir kardeşimiz de diyor ki, dergilerimiz güzel, niye reklamlarını yapmıyoruz? Efendim, doğrudur, reklam yapıldığı zaman güzel, daha güzel sonuçlar alınıyor. Evet, sorular bunlar. Bir iki tanesini de cevaplandırmayı atlamış olabilirim arada. Şimdi beraberce şu hatim dua, hatimler olmuş, onların dualarını yapalım. Ama önce beraberce bir tevbe istiğfar ederek başlayalım. Estağfirullah, 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 estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetâtü eûzü bike min şerri ma sanatü. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi faghfir li fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Fatiha-i Şerife maal besmele. Üç salavat-ı şerife. Bir elem neşrah leke suresi besmele ile. İhlas-ı Şerif Kul Huvallah Suresi Besmele ile.
Fatiha-i Şerife mal besmele. Üç salavat-ı şerife. Fâlem ennehu la ilâhe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِنْ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, bizim yapmış olduğumuz hatmi haceganımızı, dualarımızı, zikri tesbihatımızı, tezkirimizi, tezkiratımızı, sair hayrat-ı hasenatımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. Kulların ibadetlerinin bizatihi kıymeti yoktur ama sen fazl-ı kereminden eksiklerine, kusurlarına rağmen lütfunla, kereminle ecri cezil, sevabı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Sen lütfuna, rahmetine bahane edersin ibadetlerimizi, taatlerimizi, bizi rahmetine erdir ya Rabbi. Rızana vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne, sevgisine mazhar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ümmetine en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmetine faydalı olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyesine sarılıp, sünnet-i seniyyesini öğrenip, sünnet-i seniyyesine uygun yaşayıp, onu ihya eyleyip, yüzlerce şehit sevabı kazanmayı hepimize ayrı ayrı nasip eyle ya Rabbi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, o mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etba-ı ahbabının ve hasseten Peygamber Efendimizin manevi varisleri, ümmetin eminleri, emanet edildiği halifeleri, ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasılîn, sadat-ı turuk aliyemizin cümlesinin ve hasreten Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said Bursevi'ye kadar silsilelerimizden güzeran eylemiş olan sadat-ı meşayihimizin ve onlara tabi halifelerin, tarikat kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Onlara da ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin vesair ihvanımızın ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ana baba, ecdat, ceddat, akrabat, taallukat, ihvanu evladu zürriyatlarına, sevdiklerine, kardeşlerine, gönüllerinden geçirip istediklerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Şu beldemizin medarı iftari Hüseyin-i Gazi'nin, Hacı Bayram-ı Veli'nin, Taceddin Sultan'ın vesair evliya Allah'ın ruhlarına ve bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hasreten ikram eyle ya Rabbi. Cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten şu caminin, şu hayırın yapılmasına vesile olanların geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Kendilerinin de vücutlarına afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarını ya Rabbi, ömrümüzü rızana uygun geçirmeye muvaffak eyle. Bilhassa hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle. Batılı fitneyi batıl fitne olarak görüp ondan sakınmayı, korunmayı nasip eyle. Şeytana kananlardan etme. Nefsin oyununa gelenlerden eyleme. Ömrünü heba edenlerden eyleme ya Rabbi. Ömrünü gafletle geçirenlerden eyleme ya Rabbi. Bizi zulümattan çıkar ya Rabbi. Nuruna vasıl eyle ya Rabbi. Marifetini, muhabbetini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Şu bize gönderdiğin kitabı kerimini ezberlemeyi, öğrenmeyi, ahkamına göre yaşamayı ve Kur'an-ı Kerim'in manevi şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymayı, o güzel ahlakını örnek alıp o ahlak ile ahlaklanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapmayı ve dinimizin dünyanın her yerine yayılması hususunda gayretler göstermeyi, faaliyetler yapmayı ve bu faaliyetlerimizin sonunda nice insanların bizim elimizden İslam'a gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Nice insanların hidayete ermesine vesile olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Nice diyarlara ezanları götürmeyi, camiler yapmayı, minareler dikmeyi, İslam'ı yaymayı nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, hastalıklardan, semavi arazi afetlerden, hasreten zalimlerin, fasıkların, facirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, baskısından, zulmünden, kafirlerin istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini en yakın zamanda kafirlerden kurtar ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı mansur ve müeyyet ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hastalıklarımıza, maddi manevi rahatsızlıklarımıza, ruhi, bedeni, kalbi, akli dertlerimize devalar, şifalar, çareler ihsan eyle ya Rabbi. Bizi kendinden gayrıya muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önünde boyun büküp el açma durumuna düşürme ya Rabbi. Kimsenin karşısında hor ve zelil etme ya Rabbi. İslam'ın izzetini, vakarını güzel temsil etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sıhhat ve afiyet ile uzun ve hayırlı ve ecirli ve sevaplı ve verimli ömür geçirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize güzel bir hal üzereyken, Kur'an yolundayken, Kabe yolundayken, hac ömre yolundayken, cami yolundayken, ilim yolundayken, cihat yolundayken, sevdiğim bir hal üzereyken, abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraber diyiverelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i tayyibe-i münciyesini canu dilden söyleye söyleye mümini kamiller olarak dünya değiştirmeyi, ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımız zaman nasıl bizi bu akşam bu camide
şu hadis dersi münasebetiyle toplamışsın. Böyle topladığın gibi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında da haşru cem eyle ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr eyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri maruz bırakma ya Rabbi. Arş-ı âlânın gölgesinde halis ihvanlar olmanın berekatıyla nurdan minberlerde oturup sefa süren kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Defter ve divan açıp hatalarımızı, günahlarımızı mahşer halkına gösterip bizi mahcup etme ya Rabbi. Defter divan açmadan, hesaba çekip terletmeden bi gayri sevki azabin ve ikabin ve hisab duhul-i evvelin ile Peygamber Efendimizle beraber Firdevs-i Âlâ'na dahil eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmemizi nasip eyle ya Rabbi. Senin cemalini gören, senin selamına mazhar olan kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı Habibi edibin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Hatmi Kur'an-ı Kerimler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Zikr-ü tesbihler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. En sevgili kullarının en mübarek ve şerefli zamanlarda, en mübarek mahallerde, Mekke-i Mükerreme'de, Rükn ile makam arasında, Mültezem'de, makam-ı İbrahim'de, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in hücre-i saadetinin karşısında yaptıkları makbul ve müstecap dualar gibi kabul eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Ders almak isteyen kardeşlerimize ders tarifime gelince evvela tevbe etmek lazım. Hak yola giren, tasavvufa intisap eden bir insan evvelce yapmış olduğu hataları, günahları düşünecek, tevbe edecek. Biz de şurada söz olarak da tevbe ettik sizinle az önce. Allahu Teala Hazretleri tevbelerimizi kabul eylesin. Sonra ne yapacak? Üzerinde kul hakları varsa bunları sahiplerine verecek. Kul hakkı bırakmayacak üzerinde. Manevi hakkı olanlarla helallaşacak. Bunu da yaparsınız. Ahirette yakanıza yapışıp sizden hak isteyen bir insan bırakmama gayret edin. Bulamadığınız, bilemediğiniz haklar içinde efendim Allahu Teala Hazretlerinin müjdeleri vardır. Hac edenin böyle kul hakları da affolur diye. İnşallah onlar da öyle affolur. Bir de kılmadığınız namazlar, tutmadığınız oruçların da ödenmesi lazım gelir. Eğer böyle yeni derviş olan kardeşlerimizden henüz kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar, borçlar olanlar varsa bu borçları da ödeyecek. Çünkü bunların da ahirette hesabı vardır, cezası vardır. Bu dünyadan ödenmesi uygun olur. Onları da ödemeye girişin. Ölmeden evvel onları da Allah ödemeyi nasip etsin. Devamlı abdestli gezin. Abdestli gezenin hayrı, bereketi, sevabı çok olur. Şeytan yanına sokulamaz. O bakımdan abdestli gezmek bizim adetimizdir. Siz de ona dervişler olarak gayret edin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Zikir de çok şerefli, çok sevaplı bir ibadet olduğundan dervişin vazifeleri arasındadır. Zikri istediğiniz zamanda yapabilirsiniz. Sabah veya öğlen, gece veya gündüz. Hangi zamanınız müsaitse sakin, temiz, tenha bir yerde zikir vazifenizi yapın. Diz çökün, göz yumun, evvela 25 defa estağfurullah deyin, öyle başlayın. Sonra bir Fatiha, üç kulüvallah okuyup bunları Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimize, şeyhlerimize ödeyin. Onların manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edin. Ruhaniyetlerinden istimdad edin. Çünkü o Evliyaullah'ın sizinle irtibatları olacaktır. Böyle siz onları sevip saydığınız zaman onların da size tasarrufatı ve şeyleri olur, himmetleri olur. Bunları kaçırmayın. Sonra her gün gözünüzü kapatıp zikre oturduğunuz zaman rabıta-i mevt yapacaksınız. Ne demek? Yani ölümü, ölümden sonra başa gelecek halleri düşünmek demektir. Onu yaparsınız. Nasıl yapacaksınız? Şöyle gözünüzü kapatırsınız. Yatakta yatıyorsunuz. Halsiz, mecalsiz, yorgun. Ömrünüz bitmek üzere, son nefeslerinizi alıp veriyorsunuz. Derken Azrail karşınıza geliyor, göğsünüze çöküyor. Size de Allah nasip ediyor, kelime-i şehadet getirip ruhunuzu teslim ediyorsunuz. İşte
Azrail alıp canını insanın ahiretteki yerini gösterir, getirir başucuna bırakır. Ruh dışarıda, beden aşağıda, ağlaşıyorlar etraftakiler. İnsanı soyarlar, yıkarlar, kefenlerler, tabuta koyarlar, camiye getirirler. İşte onları görüyorsunuz, namazınızı kılıyorlar. İşte kabristana götürüyorlar, kabire gömüyorlar, dualar edip gidiyorlar. Kabirde münker ve nekir geliyor, soruyor. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne, kıblen neresi? Onlara doğru cevaplar veriyorsunuz. Kabir genişliyor, güzelleşiyor, nurlanıyor, cennet bahçesi oluyor. Ahiretteki evliya Allah, pirlerimiz, büyüklerimiz geliyorlar. Hoş geldin evladım diye size iltifat edip karşılıyorlar. Onları görünce seviniyorsunuz. Onlarla beraber Cenab-ı Hakk'ın zikri fikriyle meşgul oluyorsunuz. Sonra kıyamet koptuğu zaman düşünün. Kabirden kalkıyorsunuz mahşer yerinde. Büyük bir izdihamı göz önüne getirin. Binlerce yıl bekleşecekler, korkacaklar, ter dökecekler, titriyecekler. Mahkeme-i Kübra kurulacak. Allah kulları hesaba çekecek, sevaplar, günahlar ölçülecek, mizanda tartılacak, haklar alınacak, verilecek, ehli cennet, ehli cehennem bilinecek, ayrılacak, ehli cennetin yüzü akbak nurlu olacak, sevinerek, uçarak, koşarak sıratı geçip cennete varacaklar, ebedi saadete mazhar olacaklar. Ehli cehennemin yüzleri kapkara kesilmiş, çok perişan durumdalar, pişman, perişan, ağlayıp yalvarıyorlar. Zebaniler sürükleyip cehenneme atıyor diye düşüneceksiniz. Orada yanıyorlar cayır cayır, çok pişman oluyorlar, feryadı figanlar yalvarıyorlar, fayda etmiyor diye düşüneceksiniz. Nefsinize diyeceksiniz ki, ey nefsim, hepsi dünyada. Ölmeden evvel şu cehenneme düşmemek için tevbe edip hak yola girip çalışmak lazım. Cenneti kazanmak için gayrete gelmek lazım. Bu hayatı boşa geçirmemek lazım. Gafletle geçer de ömür biterse fırsat kaçmış olur. Aman fırsatı kaçırma, Cenab-ı Hakk'ın yoluna gir, rızasını kazanmaya bak. Sonunda kötü duruma düşmemenin çaresini buradan düşün diye nefsinize nasihat edersiniz. İşte bütün bu düşüncelere Rabıta-i Mevt deniliyor. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Ölümü çok anın buyurmuş hadis-i şeriflerinde. Sevabı vardır buyurmuş. Gerçekten sevabı çoktur. Ve kalbiniz nurlanır, kalbinizin pası gider. Yani iç aleminiz, manevi cihazlarınız çalışmaya başlar. Nefsiniz ıslah olur. Ömrün de kıymetini bilip onu değerlendirme imkanını bulmuş olursunuz. Bu Rabıta-i Mevti yapacaksınız zikre oturduğun zaman. Bu da dervişlik vazifelerinden birisi yani. Bunu yapın bir. İkincisi Rabıta-i Mürşit yapacaksınız. Bizi karşınızda göz önüne getirin. Mürşitlerimiz, pirlerimiz, şeyhlerimizle biz karşınızda oturuyoruz. Siz de karşımızdasınız diye gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. İnsan böyle gözü kapalı hayal aleminden, gönül aleminden mürşidiyle irtibat kurdu mu, kurmaya alıştı mı, o irtibat hasıl olur. Kendisine çok çok nurlar, feyizler vasıl olur. Yaptığı ibadetin tadını duyar, faydasını görür. Bir de manevi hayatın esrarını öğrenmiş, seyri sülükünde ilerlemiş olur. Nihayet bir zaman gelir, fenafi şeyh makamı hasıl olur, daha yüksek makamlara erer. Şunu şöyle bir misalle anlatayım ki, İstanbul'da bir derviş Halil diye hoş bir zat geldi yanımıza. Bursa'da diyor filanca şahıs vardı, tanıdınız mı? Yaşlı, 90 yaşlarında filanca senelerde yaşamış. Ben dedim ona yetişmedim. Dedi ki yani biz onu ziyarete gidecektik Bursa'da dedi. Ama durun ben ona bir telgraf çekeyim dedim dedi. Yani telgraf dedi böyle postaneye gidip telgraf çekmek değil de kalbinden bir mesaj yani ona gönderecek. Şeye gitmiş, Bursa'ya gitmiş, o zatın elini öpmüş. Hiç ortada bir şey yok. Telgrafını aldım senin demiş. Telgrafını aldım demiş. Yani o 90 yaşındaki şahıs Bursa'ya gitmeden önce telgraf çekeceğim dedi arkadaşlarına. Konuştular mesela İstanbul'da konuştular farz edelim. Bursa'ya gitmişler. O zatın elini öpmüşler. O zat ona demiş dedi telgrafını aldım demiş. Yani gönülden bağlantı olunca anlatabildim mi? Yani nasıl oluyor bu bağlantılar? Onun için Rabıta-i Mürşidi de güzelce yapmaya alışın da tarikatta inşallah daha güzel hallere ulaşırsınız. Bir de başınızı kalbinize eğip Rabıta-i Kalp yapın. Yani kalbinize bakmak. Kalbiniz iç aleminiz yani gönül aleminiz demektir. İç aleminiz nur alemidir. Aslında günahlardan kararıyor ama kararmıştır ama zikirle, sevapla böyle yavaş yavaş aklaşır, nuranileşir. O nur aleminin içinde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün.
O çünkü Allah Celle Celaluhu her yerde hazır ve nazırdır. Bize şah damarımızdan daha yakındır diye bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Boyun büküp dersiniz ki, Ya Rabbi evet sen beni görüyorsun, ben seni göremesem de bana şah damarımdan yakınsın, her yerde hazır ve nazırsın. Biliyorum Kur'an-ı Kerim'den. Ya Rabbi benim sana güzel kulluk etmem lazım gelirdi. Yapamadım. Eksik, kusur bana aittir. Mahcubum. Şimdi pişmanım. Huzuruna geldim, zikrine geldim. Bana yardım eyle, bana tevfikini refik eyle de iyi kulun olabileyim. Beni de seni zikreden, sana şükreden, sevgili kullarının zümresine lütfunla, kereminle kabul eyleyiver Ya Rabbi diye buna benzer böyle bir candan yalvarırsınız Allah'a. Allah Celle Celaluhu dua edilmesini sever. Dua etmeyene kızar, dua edilmesini sever. Dualı olun, dua edici kul olun. Göreceksiniz hem duaları kabul ediyor hem de sever sizi. O bakımdan böyle dua edip zikre öyle başlayın. Hangi zikirleri çekeceksiniz? 100 defa estağfurullah çekin. Hadis-i şeriflerde var. Sünnet-i seniyeye uygun. Kimse gık diyemez. 100 defa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah çekin. O da hadis-i şerifte var. 1000 defa Allah, 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 Allah diye lafzayı celal çekin. Her 100 defasında durun. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi deyin. Ya Rabbi, maksudum sensin. Ben seni istiyorum, rızanı kazanmak istiyorum. Dünya menfaati, art niyet vesaire yoktur. Şöhret meselesi bahis konusu değildir. Riya ve dünyalık peşinde değilim demiş gibi oluyor insan. Bu sözü öğrenin. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubu. Bu bizim parolamız ve ana prensibimizdir. Her işimizi Allah rızası için yapmak. Sonra 100 defa da salavat-ı şerife Allah Allah demekten sonra. Tabi bunların vakit uzun olsa sebeplerini ve sevaplarını da anlatmak isterim ama vakit uzadığı için bilhassa şu kağıtlar fazla uzattı. Sizi fazla bekletmek de istemiyorum. Kitaplarda vardır. Kitaplarımızı okursanız orada da bulursunuz. 100 defa da salavat-ı şerife, 100 defa da gulüvallah ahad okuyun. 100 estağfurullah, 100 la ilahe illallah, 1000 defa Allah Allah demek, 100 salavat-ı şerife getirmek, 100 gulüvallah ahad okumak, dervişlik vazifeleriniz olsun, dervişlik dersleriniz olsun günlük. Bunları çeke durun. Bir de zikri kalbiye devam edin. Zikri kalbi nedir? Onu size şimdi öğreteyim. Ben söyleyeyim, siz beni dinleyin önce. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi buyurun sizler de beraberce söyleyin. Allah şahit olsun. Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü yumun, Allah demeyi düşünür gibi içinizden sessizce yapın. Allah mübarek etsin. İşte böyle kimsenin duymayacağı, anlamayacağı, sezemeyeceği şekilde kalbinden Allah demeyi geçirmek, içinden söylemeye zikri kalbi derler. Yani Türkçesi gönül zikri demektir. Gönlünüzden böyle Allah'ı zikredin. Her anınız çok muazzam sevaplar kazanmaya vesile olur her anda. Bu zikre gecede, gündüzde, otobüste, yolda, ders arasında, iş içinde vesairede daima devam edin. Kalbiniz Allah deyip dursun. Bunu bir sayıya bağlamıyorum. Yapabildiğiniz kadar sevabınız çok olsun diye yapın. İnsan bunu böyle yaptıkça sevabı çoğalır ve o zikrin bereketine nail olur. Tabi dervişlik sadece zikirden ibaret değildir. Vazifeler çok. Müslüman olan insanın vazifeleri şerefli ve çoktur. Namazları 5 vakit namaz kılıyoruz. Camide kılacağız, ihmal etmeyeceğiz, seve seve kılacağız. Peygamber Efendimiz gözümün nuru, gözümün bebeği namaz demiş. Yani sevebileceğiz, bu seviyeye gelmemiz lazım namazı. Angarya gibi değil, sevilen, arzu edilen, can atılan bir şey şeklinde yapacak hale gelmelisiniz. Sabah namazından sonra oturup zikrullahla meşgul olup evrad-ı şerifemizi okuyup ilim irfan okuyup sonra güneşin doğmasından yarım saat geçince filan kalkıp işrak namazı kılmak çok sevaptır.
bir hac ve ömre sevabı kazanırsınız. Bunu tavsiye ederim. Sabahla öğlenin arasında 9'da mı olur, 10'da mı olur, 11'de mi olur? Öğlenin kerahat vakti gelmeden evvel, yani 45 dakika kala filan, o zamana kadar duha namazı kılınır. Onu da tavsiye ederim. O da çok sevaplı. Akşam namazının sünnetinin arkasından Efendimiz evvabin namazı kılmayı işaret buyurmuş, tavsiye eylemiştir. Denizlerin köpüğü kadar günah çok olsa affına sebeptir diye onu da kılın. Evvabin namazı hemen sünnetin arkasından 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 12 rekata kadar kılınıyor. 2 rekat da olabilir. Yeter ki ihmal etmeyin, müdavim olun, daima kılıcı olun. Gece yatma zamanı gelince bir gece namazı kılınır. Yeniden abdest alacaksınız. 4 rekat gece namazı kılıp abdestli olarak yatmaya çalışacaksınız. Daima bunu yapmaya gayret edeceksiniz. Böyle yatan bir insanın bütün gecesini melekler ibadete yazarlar. Onun için bu çok güzel. Geceliğinde uykunuzu bölüp kalkıp fedakarlık edip uykudan abdest alacaksınız. Teheccüd namazı kılacaksınız. O da çok sevaptır ve o vakitte yapılan dualar çok kıymetlidir. Hemen kabul olur. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu kullarına seslendiği zamandır. Yok mu benden bir şey isteyen? Haydi istesin, istediğini vereceğim dediği zamandır. O seher vakti diyoruz ona, yani sahur zamanı filan gibi. Gecenin yarısı geçtikten sonraki vakitler. İşte o vakitlerde böyle teheccüd namazı kılıp dualar ederseniz muratlarınızı bulursunuz. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutmanızı tavsiye ederim. Sıhhat kazanırsınız, kalbiniz nurlanır, sevabınız artar. Efendim, tasavvufi bakımdan faydalı olur. Diğer oruçlar vardır. Eyyam-ı Biz oruçları, Recep ayında tutulan oruçlar, kandillerde oruç tutmak, Şaban ayında, Şevval'in 6 gün orucu, Zilhicce'nin 10 gün orucu, Muharrem'in orucu gibi, bunları da duydukça, hatırladıkça, hatırlatın birbirinize de tabii. Bu oruçları da tutun, sevabınız çok olsun. Başkaca ne sevaplı işler varsa yapın. İlim öğrenin, çok sevaptır. Öğretin, çok sevaptır. Emr-i maruf, nehy-i münker yapın, çok sevaptır. Efendim, hayır hasenat yapın, çeşme yaptırın, yoksullara, fakirlere bakın, işte böyle mağdurları, mazlumları kollayın. Cihad edin malınızla, canınızla. İslam'a faydalı olmanın, Müslümanlara faydalı olmanın, gönül kazanmanın, ibadetlerin, taatlerin her çeşidini yapın. Çokça gayretli olun ki ahirete çok sevapla gidesiniz. Mertebeniz çok yüksek olsun. Bu bir. Bir de hiç aklınızdan çıkmayan prensibimiz, günahlardan kaçınmaya dikkat edeceksiniz. Evet, haram yemiyorsunuzdur, içki içmiyorsunuzdur, biliyorum, faiz yemiyorsunuzdur ama gözünüzle kolluyor musunuz haramdan? Dilinizle gıybetten, yalandan, dedikodudan kolluyor musunuz? Sanmıyorum. Yani hem harama bakar, hem gıybet ve dedikodu gırla gider Müslümanlar arasında maalesef. Hem de birbirlerini de çekiştirirler. Bu halbuki gıybettir, iftiradır, bühtandır, günahtır. Çok yapılıyor. Çok yapılması meşru olduğunu göstermiyor. Yani buna karşı sizi özellikle ikaz ediyorum. Sakın hiçbir azanız hiçbir günaha bulaşmasın. Eliniz başkasının cebine girmediği gibi diliniz de günah işlemesin. Gözünüz de harama bakmasın. Kulağınız da haramı dinlemesin. Günahlardan şiddetle, titizlikle kaçının, takva ehli olun. Dervişliğin çok önemli bir noktasıdır bu. Şimdi buna dikkat etmiyor dervişler. Tesbih çekiyor. Hocamıza sormuşlardı mesela bizim eski derviş ağabeyler. Bunca yıldır tesbih çekiyoruz, daha gözümüze bir şey görünmedi, uçmadık havalarda vesaire filan gibi böyle. Ben de tabii gittim hocamıza söylemiştim, böyle diyorlar diye güldü. Dedi ki ne yapalım dedi, yani söylediğimiz vazifeleri yapmıyorlar, nasihatleri tutmuyorlar dedi. Yani derviş kendisi çalışacak, günahlardan sakınacak, efendim öyle olacak. Şimdi tesbih çekmek yetmiyor. Tesbih çekecek, bir, ibadetleri, sevaplı işleri yapmak, bir, günahlardan kaçınmak, iki. Günahlardan kaçınmadı mı, bir kere zevksizliğe düşer. İbadetten tat almıyorum, zevk almıyorum, hiçbir saman gibi bir şey, lezzet almıyor. İbadet lezzetli ama lezzet almıyor. Baklava güzel ama ağzının tadı kaçmış. Yani böyle olur. Onun için günahlardan sakınmaya çok dikkat edin. Dilinize kuvvetle hakim olun, gıybet, dedikodu vesaire olmasın. Her şeyi de günahların hepsinden kaçının. Bir de insanların en çok sevap kazanma kapısı, yolu
güzel huyluluktur. Güzel huylu olun, kötü huyları atın, iyi huyları alın. Ekseriyetle insanlar niçin cennete girecek? Güzel huylarından dolayı. Ekseriyetle neden başı derde gelecek, belaya uğrayacak? Kötü huylarından dolayı. Evet adam hacıdır. Evet adam hafızdır, hocadır. Evet adam efendim 40 yıllık efendim Müslümandır. Aksakallıdır vesairedir ama huyu kötü olunca oradan cezaya uğrar. Karısına zulmetmiştir, çocuğuna zulmetmiştir, komşusuna zulmetmiştir. Efendim çeşit çeşit şeyler var tabii. Haksızlıklar, zulümler, dövmeler, sövmeler vesaireler. Tabii bunlar kötü huylar onu mahvediyor. İyi huylar da öteki insanı yükseltiyor. Durduğu yerden halim selim olduğu için, tatlı dilli olduğu için, adaletli olduğu için, merhametli olduğu için, gözyaşlı olduğu için, terbiyeli olduğu için, cömert olduğu için sevap kazanıyor. Öteki bundan mahrum olduğu için birçok kayıplara uğruyor, pek çok cezalara çarpılıyor. Demek ki tarikatın en önemli işlerinden birisi ahlak eğitimidir. Yani ahlakınız eğitilmiş olacak. Sözünüze dikkat edeceksiniz. Sözünüzde nezaket olacak, serafet olacak, incelik olacak. Kalp kırmayacaksınız, kalp kazanacaksınız. Yumuşak konuşacaksınız, sesinizin üslubu bile güzel olacak. İşte bak Yunus Emre'yi herkes seviyor. Ben daha hiç ömrümde Yunus Emre'yi sevmeyen insan görmedim. Herkes seviyor, kimse görmemiş. Kimisi oduncu diyor, kimisi derviş diyor, kimisi fakir diyor, kimisi yoksul diyor, kimisi biçare diyor. Üstelik kendisi de kendisini kötülüyor. Ben şöyle günahkar, böyle aciz, şöyle naçiz şiirlerinde kendisini kötülüyor ama herkes seviyor. Neden? Güzel huyundan, tatlı dilinden dolayı. Siz de böyle güzel huylu olmaya çok dikkat edin. Tarikatın önemli noktalarından birisi de budur. Allah-u Teala Hazretleri huylarınızı güzelleştirsin. Her biriniz şimdi bir Fatiha, üç Kulüvallah okuyun, duanızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayyi'uneke innema yubayyi'unallah yedullahi fevka eydihim femen nekese fe innema yenküsü ala nefsihi ve men evfa bima ahede aleyhullahe feseyütihi ecran azima sadakallahu rabbunel ala. Bu bir beyattır. Peygamber Efendimiz'e sahabe-i kiramın beyat ettiği zaman çok sevaplar kazandığını bildiren ayeti onun için okuyoruz. Adettir. Eskiden beri böyle olmuştur. Yani siz de beyatınıza sadık olun, ahdinize sadık olun, vefalı olun, dervişlikte yürüyün. Allah-u Teala Hazretleri efendim sevdiği kul eylesin, yolundan ayırmasın diye bu okunuyor. Rabbimiz size yardımcı olsun. İstikametten ayırmasın, Kur'an yolundan ayırmasın, şeriatimizin ahkamını, adabını öğrenip ona göre ömür sürmenizi nasip eylesin, tarikatta ilerleyip marifetullah'a ermenizi nasip eylesin, manevi hayatın esrarını öğrenip arif-i agah kullar olmanızı nasip eylesin, gönlü aydınlık, için nurlu kullar olun. Allah-u Teala Hazretleri kalbinize aşkını, muhabbetini yerleştirsin. Her yaptığınız işi Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yapacak seviyeye yükseltsin. Aşık-ı sadık, halis, muhlis de kullar olun. Ömrünüzü öyle geçirin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Allah-u Teala Hazretleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. İki canda aziz ve bahtiyar eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Thank you.